Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese merhaba, ben Murat Lostar. Ben Tuba Sük, merhaba. Tuba'cığım, yine ilginç haberlerimiz var. Biliyorum sen belediyeden bahsedeceksin ama izninle ben önce şeye bir girmek istiyorum. Bu Colonial Pipeline hikayesine. Colonial Pipeline nedir diyenlere, aslında Amerika'da bir boru hattı. Biz Türkiye'de boru hatlarını çok iyi biliriz. İşte Hazar'dan, işte İran'dan, Azerbaycan'dan çıkan petrol ve petrol ürünlerinin batıya ya da sıcak denizlere ulaştırılması için gerekli olan boru hatları gibi. Amerika'nın içinde de boru hatları var. Eski Dallas dizisini yetenler çok iyi bilecektir. Yoksa da genel kültürlü Amerika'nın petrol merkezinin güneydeki Texas eyaleti olduğunu herkes bilir. Texas'tan, Dallas'tan yola çıkıp Amerika'nın Atlas Okyanusu'na sahil olan tarafında, yani işte Washington DC, yukarıya doğru New York, New Jersey, Boston gibi büyük şehirlere, eyaletlere doğru giden taraftaki enerji akışı aslında uzun, 5500 mil, yaklaşık 8850 kilometre ediyor bir boru hattıyla sağlanıyor. Bu boru hattının enerjiyle ne ilgisi var? Boru hattının içinden doğal olarak işte petrol ve petrol ürünleri, dizel yakıtı, benzin gibi petrol ürünlerinin geçtiği bir şeyden bahsediyoruz. Uzun bir boru hattından bahsediyoruz. Bunun da özel bir işleticisi var. İşte Colonial Pipeline şirketi, Colpipe aslında bunu yapıyor. Bu şirket bir taraftan da Amerika'nın 2020 yılındaki kullandığı tüm elektriğin yaklaşık %40'ının doğalgazdan karşılandığını düşünürsek, aynı zamanda hani sadece yakıt değil, aynı zamanda temel elektrik üretimi için de son derece kritik bir iş yapıyor. Türkiye'de de, dünyada da siber savaşın önemli noktalarından bir tanesi olan kritik altyapıları yapılacak saldırıları hep konuştuk, konuşmaya da devam ediyoruz. Ama bu sefer Colonial Pipeline enteresan bir şekilde siber savaş diyebileceğimiz, işte bir başka ülkenin ya da ülkenin sponsorluğundaki birileri tarafından değil, tümüyle para kazanma amaçlı olarak saldırıya uğradı. DarkSide isimli bir işte hacker çetesi diyeceğim, para kazanmak için, ki geçtiğimiz dönemlerde yaklaşık 40 tane büyük fidye saldırısı yaptıklarını biliyoruz. Her birinde de yaklaşık 200 bin dolarla 2 milyon dolar arasında fidye istediklerini biliyoruz. Bu sefer de işte Colonial Pipeline'a saldırıyorlar. O pipeline'ın çeşitli noktalardaki SCADA sistemlerine erişerek, vanaları, pompa istasyonlarının çalışması engelleyerek petrolün, enerjinin, yakıtın, temel olarak da boru hattının çalışmasına engel oluyorlar. Ve bunun sonucunda da tabii Doğu sahilinin neredeyse yarısının elektrik ve enerjisiyle ilgili bir kriz ortaya çıkıyor. Oldukça ilginç bir haber. Yani siber savaş diye beklerken ve uyarırken bunun tümüyle para kazanma odaklı yapılıyor olması da benim açımdan bu haberi ilginç hale getiren konuydu Tuba. Evet Murat, biliyorsun bizim ülkemizde de özellikle kritik servis sağlayıcılar için, yani enerji sektörü başta olmak üzere, bunların işte güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler çıktı. Hayatımızın bir parçası bunlar ve aslında işte sıradan ya da standart bir belki perakende ya da başka sektördeki herhangi bir şirketteki etkisinden çok daha yüksek etkili olabiliyor bu tür saldırılar. Doğrudan vatandaşa götürülen hizmeti ya da işte ülkenin ikamesi için, ülkedeki operasyonel ihtiyaçların giderilmesi için son derece kritik olabiliyor bu tür kesintiler. Geçmiş olsun diliyoruz. Sırada benim haberim var. Konya Belediyesi. Bugün biraz devlet, vatandaş ve vatandaşa götürülen hizmetler, kamu kuruluşları ve benzerleri üzerinden gidelim. Konya Belediyesi'nde yakın zamanda yaklaşık 1 milyon vatandaşın işte TC kimlik numaradır ve bir takım kimlik bilgilerinin ifşa edildiğiyle alakalı, hatta dark web ortamında satıldığıyla alakalı haberler var. Konya Belediyesi durumu aslında doğrulamış vaziyette. Yani vatandaşlarının vatandaşlık bilgilerinin sızdırıldığı yönündeki bilgiler doğru ve bunlar satılıyor şu anda dark web'te. Bunu kabul etti. Ancak henüz KVKK'nın kurulum sitesinde herhangi bir açıklama yok bununla alakalı. Bu saldırının nasıl gerçekleştiğiyle alakalı herhangi bir metin de yok. Söz konusu saldırıya uğradıklarını 29 Mart tarihi itibariyle anlamışlar. Bir tek bunu biliyoruz belediyenin yapmış olduğu açıklamalardan. Ancak bu saldırının nasıl gerçekleştirildiği ve işte bundan sonra olmaması için nasıl önlemler alınacağı ile ilgili haberleri belki de kurulun sitesinde yayınlandıktan sonra daha detaylı anlıyor olacağız.
Ben öncelikle geçmiş olsun Konya Belediyesi'ne ve oradaki kişisel verileri sızan kişilere. Ama bir taraftan da şaşırtıcı bir haber değil. Her ticari kuruluş gibi devlet kurumu da kişisel veri tutuyorsa bu tarz veri sızıntılarına maruz kalması son derece normal. Burada benim dikkatimi çeken ilginç konuysa biraz daha farklı. Sen haberin arasında bahsettin. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun web sitesine yayınlanmamasından bahsettin. Aslında tabii ki nasıl ki özel sektörde bir veri sızıntısı olduğu zaman yayınlanıyorsa KVKK'nın web sitesinde de yayınlanması gerekir. Yayınlandığında biraz daha ayrıntılı bilgi öğrenebileceğiz söylediğin gibi. Ama yayınlanmazsa neden yayınlanmadığı konusu benim ayrıca dikkatimi çekten ve takip etmek istediğim bir konu olur. Sanıyorum Avrupa Birliği ve Türkiye'de kişisel verilerle ilgili kanun ve düzenlemelerdeki farklılığın bir noktası daha bu olabilir. Eğer hiç yayınlanmazsa. Şöyle ki Avrupa Birliği'nde kişisel verilerle ilgili kanun ve düzenlemeler öncelikle devlet kurumlarının, devletin kendisini regüle etmek üzere çıkartılmış kanunlar ve düzenlemeler oldu. Özel sektör elbette bunlara uyum sağladı ve onları da kapsadı. Türkiye'de ise kanundaki kamu yararı ile ilgili bir paragraf da dahil olmak üzere kanun biraz daha özel sektöre hitap ediyor. Kamuyu biraz daha dışarı bırakıyormuş gibi görünüyor. Bu benim çok endişelendiğim, çok doğru bulmadığım bir yaklaşım. Umarım sadece henüz bu ilk 72 saatlik haber ve değerlendirme süresindeyizdir ve KVKK bunu yayınlar diyeyim. Bu arada şundan da bahsedelim dinleyicilerimize. Normalde biz haberlerin güncel olması amacıyla Cuma günleri saat 10'da yayınladığımız videoları genellikle Perşembe günleri kayıt ediyoruz. Ama bugün Çarşamba, çünkü öğleden sonra bayram başlıyor. Bayramdan önce hazırlıklarımızı bitirmek istiyoruz. Yeri gelmişken de umarım herkes sağlıklı ve keyifli bir bayram geçiriyordur demek isterim. Evet, herkese iyi bayramlar dilemek istiyorum ben de. Bu haftalık bu kadar diyelim mi? Diyelim. Sağlıklı, keyifli bir hafta ve iyi bayramlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.